CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küçük sandığa kendisine ikram edilen pilav, ayran ve höşmerimi yanına oturan işçilerle birlikte yedi. Kemal Kılıçdaroğlu burada KRT Haber'e yaptığı özel açıklamada başkan adaylıkları konusuna değindi. Yani biz kesinleştireceğiz adaylarımızı ama yasal olarak kesinleşmesi Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği tarihe bağlı. Evet. 5 kişilik bir komisyon kurduk Ankara'da genel merkezde. Bunlar her bir seçim çevresini bağımsız olarak ele alıyorlar. Örneğin Büyükşehir bağımsız olarak ele alınıyor. Büyükşehir'in içinde ayrıca ilçe belediyeleri bağımsız olarak ele alınıyor. CHP'li belediyelerin olduğu yerler, bir de CHP'li olmayan belediyelerin olduğu yerler bağımsız olarak ele alınıyor. Değerlendirmede kıstasımız şu, milletvekillerimizi dinliyoruz, il başkanları, ilçe başkanlarını dinliyoruz. Ayrıca diyelim ki o seçim çevresinden sorumlu olan bizim parti meclis üyelerimiz var. Onların görüşlerini alıyoruz. Nüfusu 100 bini geçen her yerde CHP'li olsun olmasın anketler yaptık. Belediye başkanından memnuniyetleri ölçtük. Önümüzdeki süreç içerisinde bunları masaya yatıracağız. Salondan ayrılan Kılıçdaroğlu, Küçüksan içinde dükkanları dolaşarak esnafla görüştü. Partiliyiz, hepimiz partiliyiz ama en güzel nabızı burada tutuyoruz. Köylü dertli. Ben esnafım dertliyim. Alacağımı alalım. Ödememiz doğru yapalım. Bağ kurumu doğru yapalım. Fakat bu ülkede daha ne olması gerekiyor, da bu insanlara tepki duymalı. Lan ne olacak daha yani? İşte bir de seni şimdi Silivri'ye göndermiyor. Ya bilmiyorum ya, biz doğru bildiğimizi her zaman söylüyoruz. Yani Silivri falan tabii. Değil mi? Abi kömürle veriyorlar onlara ya, yağla, evet. Kömürle. İşte bak orada neyse, kömür, yağla. Evet. Diyor ki bir tanesi, verdin mi verdim diyor, bir daha vermeyeceğim diyor. Ama işte seçim geliyor bize. Yarı bedelli traktör verecek diyor. Bizi gene kandırır diyor işte. Yani. Gurur da isterdi ki il yönetiminde daha iyi çalışıp burada daha iyi organize edip İstanbul'un çoğu sizin geldiğinizden evet. Haberi de olduğunu sanmıyorum. Evet. Sizi görmek için buraya. Var var. İstanbul'un haberi var ama İstanbul başkanım çekiliyor. Bak birçok insan, CHP'li insan var burada. Rengini böyle edemiyor insanlar. Böyle bir şey oldu. Neyse. Şehrin ticaret borsunu iştigal eden şeylerde size kısa bir briefing vermek istiyorum. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arka arkaya yaptığı ziyaretlerde bir diğer durakta merakla beklenen ticaret borsası oldu. Bizde hem tarım hem hayvancılık her çeşidi yapılmaktadır. Hayvancılık derken küçük baştan büyük başına kadar, süt üretiminde birinci, besi hayvancılığında ikinci. Ticaret borsasında önce Başkan Faruk Kula Balıkesir ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Balıkesir'de ayrıca sebze tohumu konusunda Türkiye'nin en önde giden bir vilayettir. Bölgemiz sebze tohumculuğunda da iddialı şehirlerden bir tanesidir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Balıkesir'in Türkiye için önemli bir il olduğunu belirterek şunları söyledi. Balıkesir, siz de özenle altını çizdiniz. Türkiye'nin tarım açısından, sanayi açısından, turizm açısından çok önemli bir kentim.
Yani hem bir turizm kenti diyebiliriz, hem bir tarım hayvancılık kenti diyebiliriz, hem bir sanayi kenti diyebiliriz. Ama son 10 yılda Balıkesir biraz kan kaybetti. Rakamlara baktığınızda, devletin yayınladığı rakamlara baktığınızda bunu çok daha net görüyorsunuz. Bu yılın ilk 10 ayında, geçen yılın ilk 10 ayına göre protesto edilen senet sayısındaki artış %44. Neredeyse %50. Rakamı vereyim ben size. 85 milyon lira. Eski parayla 85 trilyonluk bir protesto edilen senet var ilk 10 ayda. Bu büyük rakam tabii. Ziraat odalarını gezdik. Ziraat odası başkanı bir açıklama yaptı ve o da çiftçiden yana dertlerini dile getirdi. Sonuçta ekonomi bir halkalar zincirinden oluşuyor. Köylü kazanırsa esnaf kazanır. Esnaf kazanırsa tüccar kazanır. Tüccar kazanırsa sanayici kazanır. Sanayici kazanırsa yatırım artar, üretim artar. Zincirin bir halkasını kopardığınız andan itibaren sistem yürümüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının Faruk Kulan'ın CHP'den belediye başkan adaylığı konusundaki sorusunu da şöyle cevaplandırdı. Faruk Bey'le ilk kez karşılaşıyoruz. Şimdi ticari soruların her birini sorabilirsin ama siyasi konuyu burada şey yaptığımız zaman biraz yanlış oluyor gibi geldi. Evet, evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'e gelişinde kendisine eşlik eden en genç milletvekillerinden Faik Tunay da KRT Haber'e şu değerlendirmelerde bulundu. Bizim bugün Balıkesir'de oluşumuzun asıl nedeni Cumhuriyet Halk Partisi İş Dünyası Dayanışma Platformu tarafından yapılan gezidir. Bu nedir? Tamamen iş adamlarından oluşan, tamamen sanayicilerden oluşan bir platform. Biz bu platformu kurarken şöyle düşündük. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim uzun yıllardır iktidara gelemememizin elbette birçok nedeni var. Ama bunun en baş nedenlerinden bir tanesi iş dünyasına olan mesafemiz. Çünkü CHP dediğiniz zaman herkes emekçinin, işçinin partisi olarak CHP'yi algılıyor. Ama patronlar hep CHP'ye kuşkulu bakıyor. Sanayici hep kuşkulu bakıyor. Küçük esnaf, yani onlar da bir nevi patron. KOBİ'ler hep CHP'ye kuşkulu bakıyor. Biz de gittik genel başkana dedik ki, böyle bir platform kuralım. Hepsi de iş adamlarından oluşan milletvekilleri olsun ve Türkiye genelinde çalışmalar yapalım dedik ve bugün bu toplantıdan 13.sünü Balıkesir'de yapıyoruz.